bir göç ya da göçmen teması söz konusu olduğunda kendini hep bu soruların muhatabı olarak buluyorsun. Yani ne kadar da uzun vakit geçirsek biz bu memlekette, bu ülkede aslında hep yabancıyız. Yabancı olarak ele alınıyoruz, öyle değerlendiriyoruz ve hep göçmen arka planımız ön planda tutuluyor. Ne diyorsun bu konuda? Yani bunun bir haklılık payı var mı? Doğruluk payı var mı? Şimdi ben galiba 1980'lerde Alman vatandaşlığına geçtim. Ama bugün bana bir soru sorulduğunda ben ne diyorum? Ich bin Berlinerin türkische Herkunft. Ich habe noch nie gesagt, ich bin Deutsche. Yani hiçbir zaman ben Almanım diyemedim. Yani Türkiye kökenli Berlinliyim diyorum sürekli. Yani bu da neyi anlatıyor? Demek ki hala yaşanan o kadar olumsuz şeyler vardı ki hayatımda ben Almanım diyemiyorum. Yani Alman pasaportum var diyorum ya da Berlinliyim diyorum. Peki tam da burada şeyi sormak istiyorum aslında. İnsanın mutlaka bir yere ait olması gerekiyor mu? Yani işte Alman, Türk, Hristiyan, Müslüman, İtalyan, Yunan, yani illa kendimizi bir coğrafyayla ya da bir inanışla tanımlamamız gerekiyor mu? Buradan bir kimlik bulmamız gerekiyor mu? Bence hayır. Şartlar, yaşadığın ülkedeki şartlar seni ona itiyor. Yani ben kendimi aslında bir dünya vatandaşı olarak görüyorum. Ben İngiltere'de yaşadım, Fransa'da yaşadım, hala Almanya'da yaşıyorum. Geldiğim, doğduğum ülke Türkiye. Yani illaki hayır ama işte diyorum ya yaşadığın olaylar seni Türk olmaya, işte Yunanlı olmaya, Arap olmaya itiyor. Böyle bir dönemde yaşıyoruz aslında. Sen eğitimini Almanya'da tamamladın ama Berlin'de değil, değil Hayır, ben Türkiye'de ilkokulu bitirdim. mi? Benim babam güreşçiydi, sporcu. Almanya'da bir güreş kulübünü çalıştırdı. Sonra kardeşim ve beni ikna etti, kandırdı diyebilirim. Biz illaki biz de Almanya'ya gideceğiz diye annemizi kandırdık. Annem bankada memurdu, bir sene izin aldı, öyle geldi. Annemler 20 sene Almanya'da kaldılar. Kardeşim Semra ve ben biz hala Almanya'dayız. Ama asıl ilginç olay, annem Berlin'de hayatını kaybetti. Berlin'de gömülü, babam Sarıyer İstanbul'da gömülü kendi ailesinin yanında. Bir Alman arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Bu dedi sizin göç öykünüzü anlatan bir durum dedi. Gerçekten. Çok doğru. Çok doğru. Yani şartlar mı öyle gerektirdi, yoksa öyle mi? Mesela annen burada mı gömmek istedi zaten? Babam Türkiye'de vefat ettiği için Türkiye'de gömüldü. Annem illaki çocuklarının yanında olmak istedi. O yüzden Berlin'de zaten burada tedavi görüyordu, ağır kanser hastasıydı. O burada gömülmek istedi. Onun kendi tercihi, değil mi? İşte aslında gelmek istediğim nokta tam da bu. Belki de bu kurduğumuz aidiyet bağı sevdiklerimizin yanı, değil mi? Yani O kesin öyle. sevdiklerimiz neredeyse biz de onların yanında kendimizi oraya ait hissediyoruz. En azından belli bir süre sonra belki anneciğimin de tercihi o yüzden böyle oldu. Peki, şimdi tabii senin çok ilginç bir aslında göç öyküsü demek istemiyorum ama hani temamız olduğu için hadi öyle adlandırayım. Çok ilginç bir göç öykü var. İşte küçük yaşta geliyorsun ve burada bir kariyer yapıyorsun ve sanatçı olarak bir kariyer yapıyorsun. Yani biraz alışılmışın dışında aslında. Yani işte hani üniversiteyi bitirip herhangi bir şirkette herhangi bir pozisyonda işe başlamıyorsun. İddialı bir kulvar seçiyorsun. Aslında iddialı değil. Şimdi 61'de biz Almanya'ya geldik. Ben 5 sene ilkokulu Türkiye'de bitirmiştim.
Almanya'da eğitimi annemler bilmiyorlar. Beni dördüncü sınıfa verdiler. Alman bir kızın yanına oturttular. Orada fotoğraflar var. O sarışın böyle örgülü saçlar. Ben esmer işte. Benim de örgülerim var böyle. Bir gün bana Verena dedi ki, ben dedi başka bir okula gideceğim, sen de gel dedi. Ama biz nasıl anlaşıyoruz? Ve ufak bir lügat vardı bende, Türkçe, Almanca, Almanca, Türkçe. İşte oraya bakıyorum, kelimeleri, sözcükleri buluyorum, gösteriyorum. O da arıyor, bakıyor falan. Gerisi de işte mimik, gestik, öyle. Öyle anlaşıyorduk. Ve biz gerçekten iki, işte ben 11'dim, o 10 yaşındaydı. El ele biz Schondorf denilen Stuttgart'a yakın bir kasabada orada oturuyorduk. Orasındaki ortaokul, lisede Baden-Württemberg eyaletinin çok ciddi bir okulu. Gittik, müdüre çıktık. Ama şöyle bir şansım var. Okulun müdürü Vereyna'nın vaftiz babası. Kendi babası da benim çok sevdiğim sanat tarihi ve resim hocamdı sonradan. Şimdi diyorlar ki ya bu tamam, küçük Türk kızını alalım okula ama Almancası yok. Yani nasıl okuyacak bu çocuk? Vereyna evde ağlıyor, zırlıyor. Sema bu okula gelmezse ben de bu okula gitmeyeceğim diyor. Çok iyi. En sonunda düşünüyorlar, ya diyorlar Alman çocukların da bir yarım sene deneme süresi var. Bu küçük Türk kızını da alalım, deneyelim diyorlar. Yani hiçbir kimse düşünemiyor ki ben okulda kalacağım, abitur yapacağım. Yani ortaokulu, Hiç ihtimal liseyi bitireyim. vermiyorlar. Tabii ki değil, çünkü Almancam bile yok. Şimdi biz Vereyna'yla 60 küsur yıldır hala arkadaşız. Vereyna bana hala diyor ki, sen abitur yaptın, liseyi bitirdin, ben bitiremedim diyor. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ay, çok güzel, Evet. çok güzel hikaye. Peki neydi? Yani şimdi mesela bir Türk kızı olarak, küçücük bir Türk kızı olarak o okula girdin, abitur yaptın, yapabildin. Aslında burada şeyi görüyoruz. Hani imkan sunulduğu zaman bunu değerlendirecek insanlar var, değerlendirebilecekler var ve değerlendiriyorlar da. Yani bugün dönüp geçmişe baktığımızda işte sisteme entegre olamamakla suçlanan pek çok kişi aslında onların bireysel hikayeleri de tek kabahatli kendileri değil, değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Biz dediğim gibi 61'de geldik. 61'de Almanya'ya göç etmiş Türkiye kökenli insanların çoğu ortaokul mezunu, lise mezunu, hatta meslek sahibi insanlar. Ve çoğu büyük kentlerden gelmişler. Şimdi benim annem hiçbir zaman hayatında ölünceye kadar başörtü falan takmadı. Benim anne babam inanmış Kemalistlerdi. Bu Anadolu'dan göç akımı Almanya'ya 70'li yıllarda başladı. Ben hatırlıyorum, bizim o ufak kasabaya birdenbire tesettürlü kadınlar geldi. Ama yanlış, tesettür demek belki yanlış. Onlar kırsal bölgeden geldikleri için kendi tarz Evet, başörtüleri, Yemenileri, onlar vardı. Hatta ben hatırlıyorum işte, şalvarlı, üstünde elbiseleri, işte el örgüsü, yelekleri ve Yemenileri vardı. Ve ben hiç, yani gerçekten böyle onları görünce utanıyordum falan. Bunlar nasıl giyiniyorlar, aman Tanrım falan diye. Fakat şöyle bir şey oldu. Birkaç ay içinde bu kadınlar, tamam zevkleri belki benim zevkime, bizim zevkimize uymuyordu ama şalvar değişti, pantolon takıldı. Elbise değişti, bir etek giyildi. Başörtüyü çıkardılar gerçekten. Kendilerine göre bir moda yarattılar. Ve kaç sene sonra işte o kadınların giysileri bugün moda. Moda, değil mi? Evet, ben yani dalga geçtiğim modayı şimdi kendim giyiyorum. Elbiselerini, Şalvar şalvar giymiyorum. Hiçbir zaman da giymedim, giymem de ama yakışmıyor diye. giyiyorum.
Ama elbise, onun altında işte tayt falan giyiyorum. Yani böyle de bir moda akımına önce oldu bu kadınlar. Doğru. Ya zaten toplumu renklendiren, işte topluma değer katan şeyler aslında göç en başta böyle ele alınmalı. Yani hep göçün olumsuz tarafları bugün tematize ediliyor. Hep biz göçün zor yanlarından bahsediyoruz. Tabii onlar da konuşulmalı ama yine göçün çok renkli yanları var. Bu konuya girmeden bir şey anlatmak istiyorum. Lütfen. Ben arkeolojiye meraklıyım. Televizyonda o tür programları severek izleyen birisiyim. Bundan birkaç ay önce bir program izledim. Çin'de Gobi çölünde mezarlar bulundu. 3000-4000 yıllık mezarlar. Fakat mezarların içindeki mumyalar böyle Osmanlı burunlu, kızıl saçlı insanlar ve şeyler, arkeologlar şaşırıyor. Nasıl olur da Gobi çölünde Çinli olmayan bu tür görünümlü mumyalar olabilir. Şeyi beceriyorlar, DNA testleri yapılıyor. Düşünüyorlar ki şimdi işte bu insanlar nereden geldi falan bulacağız diye. Filmin sonunda şöyle bir cümle vardı. Bugünün New York'unda bir New Yorklunun DNA'sı ne kadar değişikse, çok sayı Karışıksa. karışıksa, bu mumyaların DNA'sı da o kadar karışık. Yani bu göç olayı galiba insan tarihinde hep olmuş bir olay. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya. Bu böyle bir şey. Bu da işte modern bir göç olayı. Şimdi Almanca biraz devam etmek istiyorum ben. Heute steht die Welt vor neuen Einwanderungswellen, wie du eben gesagt hast. Vielleicht ist dies eine Realität, die wir niemals vergessen dürfen. Wie kann die Menschheit diese Migrationssituation positiver, noch viel besser bewerten? Wie können wir davon profitieren? Das ist keine leichte Frage. Ich weiß nicht, wie ich sie beantworten kann, weil im Moment bin ich unheimlich wütend. Ich sage auch warum. Wir haben einen Krieg in der Ukraine und ich will die Zahl jetzt nicht falsch nennen, aber mehrere hunderttausend ukrainische Flüchtlinge sind in Deutschland angekommen. Die wurden sehr freundlich empfangen. Die kriegen Wohnungen, die kriegen Geld monatlich und die dürfen sogar wieder Bahn und U-Bahn etc. fahren, ohne zu bezahlen etc. Auf der anderen Seite sterben Migranten, Flüchtlinge an der griechischen Grenze, weil vor Kälte oder vor Hunger und oder afrikanische Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer. Und das finde ich eine ja unmögliche Situation. Und da sehe ich also diese naja, die Muslime gegen Christen, das wird ja immer so erzählt, aber jetzt sehen wir die christliche Welt gegenüber die muslimische Welt oder eben afrikanische, überhaupt fremde Welt. Also es gibt immer gute Migrantinnen und böse Migrantinnen. Ja, leider. Es ist immer so. So ist es. Ich meine, die einzige Geschichte, was ich selbst auch verstehe, ist durch die Reislamisierungswelle. Ja, das hat ja damals angefangen mit Persien, ja. Und ja, diese Reislamisierung ist halt im Vormarsch. So. Ich kenne Menschen, die früher ganz modern waren und jetzt, also Frauen vor allen Dingen, weil ihre Männer, Söhne, Väter es wollen, dass sie sich jetzt verschleiern. So. Also das macht mich wirklich wütend. Ja, also und deshalb ist die Bevölkerung hier, also die deutsche Bevölkerung,
Soll ich sagen? Also, es ist halt so eine Anti-Haltung entstanden, ja. Also mir gefällt es auch nicht, weil ich bin nicht gläubig. Ich bin offen für alle Religionen, obwohl ich Religionen eigentlich nicht verstehe. Aber ja, die Richtung ist nicht sehr freundlich, um es freundlich auszudrücken. Ja, stimmt. Du hast recht. Und ich möchte nicht über Politik sprechen, aber es ist immer so, weil Migration ist letztendlich ein politisches Thema Absolut. und vielleicht ein noch mehr soziologisches Thema. Und deswegen müssen wir vielleicht darüber ein bisschen mehr plaudern, weiter plaudern. Welche Politik findest du in Bezug auf Einwanderer oder Migrantinnen der ersten Generation aus der Türkei am falschesten? Ich meine, was hat Deutschland damals falsch gemacht? Wie wäre es, wenn Deutschland so gemacht hätte und so weiter? Ich weiß nicht, das sind schwierige Fragen, Vielleicht schwierige. mehr Deutschkurse oder so. Ja, natürlich. Nicht nur Deutschkurse. Ich meine, für die ersten Migranten aus Anatolien hätte man vielleicht auch Alphabetisierungskurse anbieten sollen. Ja, Alphabetisierungskurse, dann auch Deutschkurse. Aber es ist so eine Geschichte. Meine Mutter ist eine sehr gebildete Frau gewesen, ja. Sie hat aber nie richtig Deutsch gelernt. Also, weil sie durch die Arbeit einfach die Zeit nicht hatte. Ja, Stimmt. also morgens um 5 aufstehen, die Kinder versorgen, dann zur Arbeit gehen, 8 bis 10 Stunden arbeiten, nach der Arbeit einkaufen gehen, nach Hause kommen, kochen. So war der Alltag. Aber diese Mutter hat mir und meiner Schwester jeden Tag gesagt, eigentlich befohlen, dass wir 20 bis 30 Seiten Vokabeln lernen müssen. Und bevor wir Abend gegessen haben, hat sie uns die Vokabeln abgefragt. Und da meine Mutter selbst Medizin studieren wollte, war ihr Vokabular, was ja Biologie, Zoologie und medizinische Begriffe, das sind Begriffe, die ich nicht mal heute kann. Aber das wusste sie, weil das ihr Interessengebiet war. Ja, also Wenn sie noch ein bisschen mehr Unterstützung hätte damals von der Regierung, würde sie vielleicht noch weiter was anderes machen oder. ja, sicher. Ja, aber leider war es so. Demgegenüber tragen aber auch Migrantinnen weitere Verantwortung. Also ich meine, als Migrantinnen muss man auch manche Leistungen auch gegen die Gesellschaft erledigen. Einfach, vielleicht noch einfacher, tragen die Einwandererinnen auch Verantwortung gegen die Gesellschaft. Ja, natürlich, ich glaube, wir alle, und dazu gehören Migranten und Migrantinnen genauso. Aber auf der anderen Seite, gerade jetzt hier in Berlin, ja, wie viele Geschäfte gibt es nicht? Also, wo Migranten arbeiten oder gründen, nicht nur Lebensmittelgeschäfte, Restaurants und Cafés und auch Kleinbetriebe. Ja, also das ist, ich glaube schon, dass die sehr viel leisten. Ja, und nochmal, um zu betonen, dass die Religionen vieles verhindern. Und am meisten im Moment halt ja, reaktionären muslimischen Richtungen. Leider. Leider, leider ist so. Also ich finde zum Beispiel Kultur noch pragmatischer als Politik. Wenn wir mehr zusammenkommen und mehr sprechen, dann können wir uns mehr verstehen
Und das kann vielleicht weitere Probleme einfacher lösen. Meinst du das auch so oder siehst du das Thema auch so? Also Kultur ist vielleicht, könnte Kultur ein Schlüssel sein oder Kunst? Das hofft man, aber ich habe nicht das Gefühl. Ich schau mal in Berlin, die einzige Kulturstätte, die so etwas überhaupt praktiziert, ist Maxim-Gorki-Theater, nicht? Wo Schauspieler, Mitarbeiter, Autoren, Regisseure, Bühnenarbeiter, die kommen aus unterschiedlichsten Ländern und produzieren Kunst. Und ja, Schön. also und sowas muss eigentlich viel öfter passieren, auch in anderen Bereichen dieser Gesellschaft. Aber ich habe das Gefühl, statt dass wir vorwärts gehen, im Moment stagnieren wir. Und ich hoffe nur nicht, dass wir rückwärts laufen. Also das ist schon meine Befürchtung, ja. Verstehe. Und hattest du vielleicht als Künstlerin oder Regisseurin mit Migrationshintergrund, also hattest du mehr gekämpft für welche, für die Rechte, für die Möglichkeiten und so weiter? Also, als ich mich beworben habe an der Filmakademie in Berlin, ich wurde sofort angenommen. Ja, und das Studium war auch total in Ordnung, auch mit wunderbaren Kommilitonen und Dozenten. Und also übrigens, mein Abschlussfilm wurde jetzt nach über 40 Jahren entdeckt und wurde bei der Berlinale jetzt sogar letztes Jahr und vorletztes Jahr in einem Sonderprogramm gezeigt, weil der Film ist wirklich der erste Film, der über eine Migrantenfamilie aus der Türkei ja, es handelt um diese Familie und ist halt sehr intensiv und Wie war der Titel? Gölge, Gölge. Gölge, Schatten auf Deutsch. Schatten, aber die Hauptfigur in dem Film heißt auch Gölge. Gölge. So, und ja, es gibt schon Bereiche, wo man versucht, etwas zu verändern. Ja, klar, muss auch so sein. Aber ich denke, in den 70ern, 80ern war alles irgendwie positiver, für mich meine ich jetzt, ja. Also, weil ich ja keine Arbeiterin bin, weil ich war Studentin und an einer Eliteschule und ich kannte Ausländerfeindlichkeit in der Form gar nicht. Aber, jetzt zum Beispiel in meinem Alter, wo ich auch noch Schauspielerin bin, ja, ich kriege nie eine Rolle, ohne dass ich ein Kopftuch tragen muss. Ich bin hier groß geworden, ich habe hier studiert. Ich sage dann immer, warum bin ich nicht Ärztin in einer deutschen Serie oder Tierärztin oder Einfach eine Hausfrau ja. bleiben. Ja, aber ich bin immer die Mutter oder Großmutter mit Kopftuch. Die wollen dich einfach nur so sehen. Und das ist wirklich ein ganz schwerer Kampf gegen diese Art von Kulturinstitutionen. Man muss sie erkämpfen, aber wenn ich ehrlich bin, ich bin müde. Wirklich, ich bin müde, Man kann ja. verstehen. Ja, aber ich habe gestern mit einer Kollegin gesprochen, bulgarischstämmig, und sie sagte, sie kriegt auch fast nur solche Rollen, obwohl sie Christin ist und Bulgarin, ja? Also immer nur diese Ausländerecke. Also ich weiß Das nicht, ist aber schon eine Diskriminierung ob es eigentlich. ist absolut, was für eine Diskriminierung, natürlich, ja? Und diese Art von Diskriminierung nimmt zu, finde ich. Ja, und ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich kämpfe gegen die Windmühlen, ja. Wie wir alle. Ja. Ja. Sema tekrar Türkçe'ye dönmek istiyorum.
Şimdi bu başörtüsü meselesi çok şey tabii yani aslında pek çok şeyi özetleyen güzel bir tema. O yüzden onu bir kez daha Türkçe bir terimle konuşmak istiyorum. Yani neden hep başörtülü anneler ya da anne rolleri geliyor? Yani neden hep o alanda sana öyle bir alan Şimdi bak, biçiliyor? 70'li yıllarda Anadolu'dan Almanya'ya iş göçü başladı ve gelenlerin çoğu da kadındı. Ben onlar ilk geldiği dönem işte şal var, şalların üstünde entarisi, el örgüsü, yeleği, işte başında yemenisi var. Öyle geldi bu kadınlar. Hatta ben hatırlıyorum, utanmıştım, aman tanrım falan, bunlar nasıl, nereden gelmişler falan diye. Ama bugün tabii tersine döndü. Çünkü bütün modacılar kadınların o giyim sistemini aldılar, biraz modernleştirdiler. Ve ben de şimdi öyle Evet. giyiniyorum. ama şimdi şöyle bir şey var. O dönem o kadınlar gerçekten geldikleri topluma kendilerini adapte etmeyi bir şekilde başardılar. Yani hepsi Almancayı öğrendi diyemiyorum. Benim kendi annem bile lise mezunu, tıp okumak istiyormuş, okuyamamış ama annem bile doğru dürüst Almanca öğrenemedi. Ama demeyecek Almanca'da anlattığım gibi nasıl öğrensin? Sabah 5 kalkıyor, çocuklar okula gidecek, çocukların kahvaltısını hazırlıyor, işe gidiyor, 8 saat, 10 saat işte çalışıyor, işten çıkıyor, alışveriş yapıyor, eve geliyor, evde akşam yemeğini hazırlıyor. Böyle bir kadın Vakit mi Almancayı, var? vakit yok, ne zaman öğrensin? Almancayı şöyle öğrendi, bize her gün 20-30 sayfa Almanca öğrenmek zorundasınız diye görev veriyordu, ödev veriyordu. Akşam yemeğinden önce de hep soruyordu, ne öğrenmişiz, nerede takılıyoruz falan. Bir oradan kendisi de bir şeyler öğrendi. Bir de işte tıp okumak istediği için işte biyoloji, zooloji, ne bileyim tıpla ilgili şeyleri seyretmesini seviyordu, seyrediyordu. O yüzden de o tür kavramları benden daha iyi biliyordu gerçekten. Yani biraz da ilgi alanı önemli. Tabii. Sen bir şeye ilgi duyuyorsan Tabii. daha çabuk öğreniyorsun her şeyi. Kesinlikle. 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 Ve şimdi de baktığın zaman kültür alanı da olsa hani ki kültür ve sanat toplumun en aydınlanmış kesimi diyoruz ama Bir şeyi unuttum tabii ki. Şimdi dediğim gibi 70'li yıllarda adapte olan kadınlar, şimdi onların çocukları birdenbire başörtü taşımaya başladılar. Hatta tesettür takmaya başladılar. Bu da işte İslam'ın bir, nasıl söyleyeyim, yeni İslam'ın empoze ettiği bir şey. O yüzden. Ben gerçekten inanmıyorum ki o genç güzel kızların, hele hele Arap ve Türkiye kökenli kızların o güzelim saçları, değil mi? O başörtüsüz olsalar galiba, ben kendi kardeşimden biliyorum. Kardeşime bakarken arabalar kaza yaptı. Yani öyle hoş, güzel genç insanlar ama kapatmak zorundalar kendilerini. Yani ben düşünemiyorum kendi istediklerinden ya da İslam'a inandıklarından ya da İslam onu farz diyor diye kapandıklarını düşünemiyorum. Tabii bizim geldiğimiz coğrafyanın kültürüne baktığımızda bugün aslında neredeyse 70-80 yıl gerilerdeyiz. Böyle bir geriye gidiş oldu. Sadece dinden kaynaklı da değil yani başka işte Orta Doğu'nun kültüründen de kaynaklı biraz daha böyle ataerkil yapısından da kaynaklı. Kadınlar çok büyük problemlerle baş etmeye çalışıyorlar, mücadele etmeye çalışıyorlar oralarda. Ama buraya da gelseler o kültür kadınların yakasını bir türlü bırakmıyor. Ve hep o kültüre ait yaşamak zorunda kalıyorlar Avrupa'da bile olsalar. Avrupalılar da onları o kültüre gömmeye, kapatmaya çalışıyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Yani kucak açmıyorlar. Mesela işte sana gelip başörtülü
kadın rolü teklifi gelmesi gibi uzunca bir süre. Sen bununla ilgili mücadele ettin ve şu anda istediğin konumdasın. Onu biliyoruz artık. Sen Yok, zaten şeyde sinema ve televizyonda değil, tiyatroda okey. Tiyatro çok farklı. Orada işte Yunanlı da oynuyorsun, işte Arap da oynuyorsun, Türk de oynuyorsun. Hatta benim en sevdiğim rol Fassbinder'in bir filminden uyarlanmış bir oyun. Angst, Essen, Hım. Orada faşist yabancı düşmanı bir Alman temizlikçi kadın oynadım ve acayip severek oynadım. Ha, gerçekten en sevdiğin rol ne diyorsan o.